Kıymasını görmüyorsa bize yapımlarına da getirebilir. ...2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 15 milyon öğrenci, hatta 15 milyonu aşkın öğrencinin tatil süreci başladı. Uzun, yorucu bir maratonun ardından yaz tatili sürecine girmiş bulunuyoruz. Herkes için hayırlı olsun. Karne dönemi, karne sevincini yaşayanlar, elbette her zaman olduğu gibi kimileri için belki hüzün de olacak ama inşallah biz bu eğitim öğretim yılının kısmen bir takım sıkıntılar yaşansa da büyük bir felaket, deprem felaketi yaşadık. Kimi zaman sekteye uğrasa da eğitim camiasının özverisiyle eksikliklerin mümkün mertebe giderilmeye çalışıldığını, özellikle deprem bölgesinden diğer illere giden öğrencilere her konuda destek olunduğunu biliyoruz, buna şahit olduk. İnşallah verimli bir sene geçirmişizdir. Şimdi 3 aylık bir tatil süreci var. Elbette tatil her şeyi rafa kaldırmak demek değildir. Öğrencilerimiz o yorucu senenin ardından bir rahatlama yaşayacaklar elbette. Gezecekler, tozacaklar, eş, dost, akraba ziyaretlerini yapacaklar. Hatta şunu da tavsiye ediyoruz, özellikle bulundukları şehrin veya bulundukları bölgenin tarihi yerlerini, kültürel mekanlarını da gezsinler, görsünler. Kendi çevrelerini, ait oldukları yeri iyi tanısınlar. Kültürel anlamda bu onlara ciddi bir gelişme de sağlayacaktır inşallah. Tabii bununla beraber yaz tatilinde özellikle kitap okuma noktasında bir gevşeklik gösterilmemesi gerekiyor. Çünkü şuna hepimiz şahit olduk ki sınavlarda artık okuduğunu anlamaya dönük sorular ağırlıklı sorulmakta. Bu nedenle öğrencilerimizin okuma kültürünün ciddi bir şekilde gelişmesi lazım. Uzun süre verilen aralıklar bu tarz alışkanlıkların oluşmasına engeldir. O yüzden yaz tatilinde de bunu ihmal etmesinler. Bununla beraber en önemli husus, yaz tatilinde o ciddi bir boşluğu manevi anlamda da değerlendirmek gerekiyor. Yazın bütün camilerde Diyanet tarafından açılan kurslar var, Kur'an kursları var, manevi eğitim programları var. Öğrencilerimizin buralara da yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda aile bağlarının kuvvetlendirilmesi gereken bir dönem. Çünkü okulların olması aileler için, anne babalar için bile birçok ziyaretleşmenin önünde engel. Bu süreçte aile bağlarının, akrabalık bağlarının güçlendirilmesi için öğrencilerimizin de tabii bir şekilde yakınlarını, akrabalarını ziyaret ederek o bağlarını güçlendirmeleri gerekmektedir. İnşallah verimli bir tatil dönemi olur. Tüm velilerimizden, anne babalarımızdan bu konuda çocuklarımızı tümüyle boş bırakmamak,
tatil adı altında her şeyi serbest bırakmamak gerektiğini biz tavsiye ediyoruz. Yine kontrollü ama çocuğun da en azından üzerindeki stresi, o yoğun yoruculuğu, maratonun verdiği yoruculuğu atabileceği bir ortamı da yaşamaları lazım.